böyle Mevla böyle lütfetmiş. Onların yolundan ayırmasın. Allah'a devamlı iltica ediniz. Çünkü nefs ile şeytan gibi düşman var. Yol ne kadar kıymetliyse düşman o kadar büyüktür. Dünya düşmanlarının hiç hükmü yok. Hiç onlardan çekinmeyin, korkmayın. Ne yapabilirler en son? En son ne yapabilirler? Canını alır, başka bir şey yapabilir mi? Canını alırsa bir an evvel huzur-u ilahiye gidersin, Mevlana kavuşursun, cennete gidersin. Dünyadaki düşmanlardan korkmak o abes şey. Ama Allah'ın celalinden, gadabından, mekri ilahiden korkmak lazım. Şakası yok mekri ilahiden. Nefs ile şeytanın elinden bütün evliyaullah el aman demişler. Onun için müminler beynel havhu ve reca olacak. Ben paçayı kurtardım, ben artık emniyetteyim diye hiç kimse söyleyemez. En büyük veliler dahi böyle bir şey söyleyemez. Allah'a yaklaştıkça Allah korkusu insanların kalbinde artar. Estağfirullah. İnnemâ yahşallâhe min ibâdihil ulema. Hangi ulema? Öyle satır uleması değil. Sadır uleması. Sudur uleması. Satır değil. Kara satırların uleması değil. Onlar korkmazlar o kadar Allah'tan. Hatta o kadar korkmazlar ki Allah'a adavet yapmaktan bile çekinmezler. Allah'ın dostlarıyla uğraşmaktan, Allah'ın yolunu kapatmaktan bile hiç korkmadan çekinmezler Allah'tan. Hem de iyilik yapıyor, sevap kazanıyoruz. Gafletiyle yaparlar bir de ayrıca. Onlar değil. Sudur ulemas. Ulema-i rasihin. Onlar korkarlar Allah'tan. Onun için onlarınkine, onların korkusuna havf-u kemal tesmih edilir ki onlar titrerler her an böyle. Havf-i ilahiden Allah'a yaklaştıkça insan Allah'ın azametini daha çok cemalini olduğu gibi celalini de marifet edeceğinden, arif olacağından dolayı Allah'tan çok korkar. Onun için benim de size bir abiniz olarak tavsiyem Allah'tan korkunuz. Allah'tan korkuyu hiçbir zaman terk etmeyin. Nefsin şerrinden, iblisin şerrinden Allah'a iltica ediniz devamlı. Onların şerrinden Allah'a iltica ediniz. Nice evliyaullah bu iman, bu dünyadan imansız gittiler. Her şeyi kaybedip gittiler. Hatta Hazreti Üstazımız, hiç unutmam, Hoca Efendi gayet iyi bilir, bizim bir sevdiğimiz bir ihtiyar vardı 100 küsur yaşında. Bu Selim Ağa gibi onu da çok severdik. Ona demişti ki, Baba Efendi, bu meydan erler meydanıdır. Nice kelleler gider soran olmaz. Baba Efendi, bu meydan erler meydanıdır. Nice kelleler gider sonra. Ne? Kelleler gitmekten murat ne? Manevi kelle, maddi kelle değil. Yani hayat-ı ebediyeni kaybedersin. Dikkat et. Ayağını sıkı bas demek. Nefse ve şeytana imanını kaybede kaptırırsın. Ebedi cehenneme postu serersin manasınca. Nice kelleler gider demek. Onun için nasıl ki hutbelerde galiba Hazreti Ali Keremallahu Veçe Hazretlerine izafe olunan bir cümle var. İbadallah usiküm bitakvallahi ve taatihi diyor. Öyle değil mi? Benim hatırımda öyle kalmış. Belki yanlıştır. Bunu efendim İmam Ali'ye izafe ettiklerini biliyorum. Bu güzel bir söz. Ey Allah'ın kulları, size Allah'tan korunmanızı, takvayı ve onun taatını tavsiye ederim dediği gibi bizim de size tavsiyemiz bundan ibarettir. Allah'ın yolu. Bu yol çok kıymetli yol. Bu yolu bulabilmek en büyük keramet. Kerametin kendisi zaten. Başka keramet. Kerameti enfüsiye, kerameti kevniye yolda kalır. Bu kerametin yanında yolda kalır. Sokak ortasında kalır eskilerin tabiriyle. İmam Rabbani Hazretleri de öyle
bir takım kevni şeyler yapmak, kalpten geçenleri filan, bunlar ufak çocuk oyuncağı gibi şeylerdir o. Keramet işte bu bak. Muazzam keramet. Keramet-i irşadiye. Budur. Bu yolu bulmak kerametin en büyüğü. Ama bulabilmek büyük mazhariyet. Son nefese kadar muhafaza edebilmek daha büyük mazhariyet. Cenab-ı Hak lütfetmiş, kerem etmiş, size buldurmuş. Sahip olunuz. Dikkat ediniz bak. Sonra abi söylemedi demeyin. Sahip olun. İki elle değil, dört elle, on elle, yüz elle muhafaza edin. Son nefese kadar kaybetmeyin, yazık olur. Bulmadan kaybedenlere acımam ben. Ama bulamamış, nasibi yok. Şakaveti ezeliyesi var. Ezeli eşkıyalığı var, bulamamış. Bulamayacak. Bu alemden inkar ile gidecek. Ona bir diyeceğimiz yok. Ama Mevla buldurduktan sonra, Allah lütfetmiş, kerem etmiş, bu yola sahip olduktan sonra kaybetmek kadar büyük felaket yoktur. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Kendi yedi kudretiyle. Onun için Evrad-ı Bahiyye'de La ilahe illallahı emaneten indallahi diyor. La ilahe illallah. Şu kelime-i tevhid. Ya Rabbi senin indine sana emanet ediyoruz. Biz bunu muhafazadan aciziz ya Rabbi. Biz aciz mahluklar, anasır var vücudumuzda, nefis var, şeytan var. Ya Rabbi sen, sana iltica ediyoruz ki sen kereminle, lütfünle, sen kendin muhafaza buyur bunu. Kim derse ki ben muhafaza ederim, şu bu edemez. O zaman emniyet var demektir. El emnü küfrün vel ye'sü küfrün. Ve değil mi? Akaid'de. Hı? Ya akaid okuyanlar var içinizde. Mümin ne emniyette olacak, ben paçayı kurtardım artık ben cennetliyim diyebilecek, ne de eyvah ben mahvoldum, ben artık cennetle alakam kalmadı, ben cehennemliyim dese, bu da küfürdür. İkisi de küfür. Nasıl olacak? Beynel havfı ve reca, korku ile ümit arasında. Daima Allah'tan korkacak ve daima Allah'ın rahmetini ümit edecek. Hiçbir zaman Allah'ın rahmetinden ümidini kesmeyecek. Allah'ın rahmetinden ümidi kesmek de küfürdür. Allah'a şükür, inşallah biz Mevla'ya iltica ederiz. Piranımızın yüzü hürmetine, gelmiş geçmiş silsili saadatımıza bahşettiği esrar-ı ilahiyesi yüzü hürmetine, Hazreti Üstazımıza bahşettiği esrar yüzü hürmetine, esrar-ı vahdaniyeti ilahiyesi, sırr-ı ehadiyeti hakkı için kendi yedi sübhaniyesiyle bizlerin, cümlemizin, İmam Rabbani evlatlarının, efendim son imamın evlatlarının imanlarını Cenab-ı Hakk'ın huzur-ı sırr-ı ehadiyetine emanet ederiz. Kendisi muhafaza buyursun. Kendi yedi